Fenerbahçe gazetelerimizi de inceledik. Şimdi bir Skype bağlantımız olacak. Suat Umurhan bizlerle birlikte, kendisiyle birlikte hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ı konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza, günaydın, iyi haftalar. Hoş bulduk, günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Uzun süredir sizinle yayınla yapmadık, nasılsınız? Teşekkür ederim, üzüntülüyüz ama hep beraber tekrar işimize bakıp yola devam etmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde. Başlayalım o zaman. Fenerbahçe ile başlayıp Galatasaray ile devam ederiz. Gazetelerde özellikle Jesus'un üçlü defansa tekrar geri dönmek isteğiyle ilgili birçok haber okudum az önce. Sen de duymuşsundur ve özellikle sakat oyuncuların geri dönmesi, Perez'in özellikle 90 dakika süre alması Jesus'un bu kararında oldukça etkili. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Üçlü savunma sence Fenerbahçe için daha mı uygun? Üçlü savunma zaten Jorge Jesus'un aklındaki işti. Planlarını da buna göre yapmıştı ama sakatlıklarla beraber oyunda zorunlu değişikliklere de gitti. Perez gerçekten takımın en iyi, en dinamik isimlerinden biriydi. Onun sakatlığı gerçekten hırpaladı Fenerbahçe'yi. Üçlü savunmada mesela Samet de zaman zaman daha etkili olabilir onu kullanacaksa. Ama Türkiye'de üçlü savunmayı direkt hücum atmosferiyle kurarsanız orada da gedikler vermeniz doğal. Çünkü genel olarak hızlı kanat oyuncularını kullanan takımlar üçlü savunmaları dört büyükler açısından konuşuyorum elbette bayağı hırpalıyor. Bu da sorunlar yaratabiliyor. João Pedro'nun da dönüşü aslında hem Perez hem Pedro'nun dönüşü Fenerbahçe için bir avantaj. Çünkü sizin direkt ilk 11'de düşündüğünüz ve kullanma planları yaptığınız iki oyuncu birden uzun süreli bir sakatlıkla kayboldu. Burada da yerlerini doldurmakta zorlandı asıl Fenerbahçe. Sezon başında o hep dediğimiz rotasyonla takım daha hazır hale geliyor. Herkes yerini biliyor. Biraz daha hırs artıyor dedik ama bu iki net ismin sakatlığı sonrası kenardan gelen oyuncular bu boşluğu dolduramadı. Fenerbahçe biraz da bunun sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Peki Fenerbahçe'nin transfer gündemine de biraz değinelim. Sen acaba nasıl görüyorsun bu ilerleyişi? Şimdi Galatasaray'la biraz kıyaslayınca Galatasaray birçok yıldız ismi kadrosuna kattı. Şimdi bazı takımlarda mecburen deprem dolayısıyla ligden çekilme kararı aldı ve oyuncular da yine birçok Süper Lig takımına gitti. Ama Fenerbahçe bu durumda da biraz sessiz kaldı. Özellikle Lucas Moura ismi çok ön plana çıkıyor. Şu iki gündür gazetelerde ben de okuyorum. Bu transfer gidişatını nasıl görüyorsun Fenerbahçe'de? Bir de tabii Lucas Moura ile ilgili yorumunu da alalım. Fenerbahçe böyle bir rakibim transfer yaptı ben panik transferi yapayım gibi bir duruma düşmedi aslında. Çok fazla boş yere boş oyuncuya saldırdığını görmedik. Moura üstünden ilerlersek harika bir oyuncu, muhteşem bir kariyer. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir isim işte panik demediğimde buydu. Moura tipinde bir oyuncu Fenerbahçe'nin o yaratıcılık özelliklerini kullanamadığı hücum bölümünde gerçekten size etkili katkı verecek. Zaman zaman o João Pedro'dan beklediğiniz forveti çiftleme, Valencia'nın yanına girme gibi durumları yapabilecek bir oyuncu. Sağ kanatta oynar, diğer tarafta oynar. Bazen forvet arkası kullanabilirsiniz. Yani forvetteki birin arkasındaki üçlü de bence Moura her bölgede oynar. Oyun görüşü iyidir. Oyunu açar. Zaman zaman kanat driplingiyle birkaç oyuncuyu alır peşine takar. Çok zeki bir isimdir. Olursa ki kontratının son sezonu Tottenham'da bitiyor sözleşmesi muhtemelen onun da son kontratı olacaktır. Yani uzun vadeli bir sözleşme talep edebilir. Orada mali şartları Fenerbahçe iyi yönetirse bence harika bir transfer olur. Peki Valencia'ya da değinelim. Sezon sonunda gitme ihtimali konuşuyor. Özellikle Internacional'in kendisine bir teklif sunmaya hazırlandığı da yine söylenenler arasında. Şimdi Dünya Kupası'ndaki performansıyla adını birçok kulübede aslında duyurmuş oldu. Beşiktaş kısmına baktığımızda Weghorst gitti. Sayısını da yine gitme ihtimalini konuşuyoruz. Bu ikili de Dünya Kupası'nda çok iyi bir performans göstermişti. Valencia sence sezon sonunda gidici gibi duruyor mu? Şimdi kontratının son sezonu olması elbette ki ve Dünya Kupası performansıyla önünü açıyor. Şöyle bir durum var. Biraz önce Moura'da dedim ya son kontratı gibi bir sözleşme. Valencia da bunu kovalayacaktır. Burada ben Valencia'nın artık bu yaşa gelmiş bir oyuncu. Yani kariyerimi nerede iyi sürdürürümden ziyade böyle paramı nerede kazanır ve daha huzurlu devam ederime bakacaktır. Suudi Arabistan, Katar buralardan da teklifler gelecektir. Özellikle sezon sonu. Çok kolay bir anlaşma değil. Fenerbahçe'nin orada yönetiminin bir kararı olacaktır. Yani sözleşme uzatmak mantıklı mı değil mi?
Çünkü sözleşme uzattığınız zaman bir sonraki satış imkanınız neredeyse elden kaçıyor. Çünkü iyi bir para teklif etmeniz lazım. Bir daha satma ihtimaliniz bir hayli azalır. Muhtemelen oyuncu da böyle bir senelik, iki senelik sözleşmelerden uzak duracaktır. Zor bir görüşme. Bir de kulüp planlaması olarak nasıl ilerleyecekler? Ben devam edilmemesi taraftarıyım. Ama Fenerbahçe Jorge Jesus'la beraber bir planlama yaptıysa, bizim gelecek sezonda forvetimiz, tek forvetimiz Valencia olacak diyorlarsa, elbette ki biz de saygı duymaktan başka bir şey düşmez. Peki Galatasaray'la geçelim istersen. Orada da transfer gündemi oldukça yoğun. Şimdi hepimizin de söylediği Şampiyonlar Ligi'ne hazırlık yapılası bir kadro kurulmaya başlandı ve bunun için çalışıyorlar. Zaniolo ismi çok konuşuldu. Bununla ilgili yorumunu sormak istiyorum. Bir de bazı isimlerden, ya izlediğim şeylerden duyduğum kadarıyla, şimdi Zaniolo'nun performansı biraz düşüşteydi. Şimdi Dele Alli ile bazı benzetmeler yapıldığını gördüm. Şimdi burada nasıl bir performans sergileyeceğini bilmiyoruz. Sen bilmiyorum, buna katılır mısın? Şimdi Zaniolo'nun transferi gerçekten büyük bir transfer. Ben bu işin bu kadar bitirilebileceğini öngörememiştim, açık söyleyeyim. Yani hep bir kafamda soru işareti vardı ve Galatasaray yönetimi çok büyük bir iş başardı. Çünkü bu fiyata çok büyük bir iş başardı. Şu anda bile sezon sonunda 30-35 milyon euroya gideceği haberleri çıkıyor, evet, İtalya'da. Evet, Milan ve Inter'in. Başlamadan sezon sonu transferi konuşulmaya başladı. Kesinlikle. Çünkü yani İtalya'nın wonderkid'i, en iyi gelecek vadeden oyuncularından biri. Corriere della Sport'taydı yanılmıyorsam. Mourinho'ya eleştiriler vardı taraftarın ve camianın. Yani biz bu oyuncuyu senin yüzünden 15 milyon euroya kaybettik. Yani sen takımdan dışladığın için. Orada bir kopuş vardı. Zaniolo Roma'yla yola devam edemeyecekti. Mourinho'yla uyumu da yoktu. Ağır sakatlıklar sonrası bu sürece geldi ve kafa olarak bir kopuş vardı Roma'dan. Ama futboldan bu kopuşun olduğunu hiç duymadık, okumadık, görmedik. Bence Zaniolo bu yatırımın yapılabileceği bir oyuncu. Size o sakatlıkları sonrası dönüşüyle beraber çok şey katar ve kısa vadede de onu iyi bir ücrete satabilirsiniz. Bence Galatasaray'ın bu sezon ikinci yarıda özellikle sağ kanatta kullanılacağını düşünüyorum. Harika bir transferi var ama satışı için tabii ki soru işareti. Daha daha oynamadan satmak çok mantıklı konuşmalar olmaz. Takıma ne katar? Vizyonu geniş bir oyuncudur. Oyunu iyi okur. Boyuna rağmen atletik ve dribling yapısı öndedir. Uzak şutları var. Yakın mesafe temasları var. Kolay kolay yıkılmaz, güçlü bir oyuncu. Dele Alli'den devam edeyim. Dele Alli ile aynı benzerlikleri taşımıyor. Çünkü oyun karakteri olarak çok başka isimler. Ama şunu herhalde muhtemelen öneren kişiler söylüyordur. Kafa olarak, futboldan mantalite olarak bir kopuştan bahsediyorlar. Evet. Aynı değil. Tottenham'da uzun süre yıldız adayı, yıldız olarak devam etti, olmadı. Sonra Premier Lig'de o devam etti, yine olmadı. Üçüncü kulübü artık Beşiktaş'a geldi ve bu arada da 4-5 sene geçti. Zaniolo'yu böyle 4-5 senedir düşüşte bir oyuncu olarak göstermek bence yanlış. Daha oyuncunun genç olması ve çıkış başlarken takımıyla bir kopuş yaşaması bence daha bu konuşmaları yapmak için erken, biraz zamana ihtiyacı var. Peki bir diğer isme geçelim. Şimdi Dybala, Di Maria ve Zakaria'nın üçüncü.